Bir geri çekilme haritası vardı. Bir onu getirebilir miyiz arkadaşlar? Yani şimdi az önce burada konuştuğumuz İsrail'in o karadan saldırıları, girişleri, bir de geri çekildiği noktalar. Şimdi orada hani meskul mahalle girdiği zaman mı geri çekiliyor? Hayır, bu değil. Tahliye değil. Geri çekilme haritası vardı İsrail'in. Girip çıktıkları noktalar. Girip çıktıkları noktalar. Yoksa Beit şu an hazır değilse Beit bir önceki haritayı da verebiliriz. Beit Lahya bölgesinde. Tam olarak bu. Biraz bunu anlatır mısınız Ceyhun Bozkurt? Coşkun. Coşkun Başbuğ. Şimdi bu manzaraya baktığın takdirde işte Gazze'nin neredeyse tamamını askeri bölge ilan eden bir İsrail aklı var. Şimdi aslında bu şunu söylüyor. Gazze'de her yer benim hedefimdir diyor. Dolayısıyla ya, komutanım burada eğer o onu demek istiyorlarsa benim tahminim burada bir ilerleme kat ettiler birazcık. Sonra Beit Lahya'da büyük bir tank katliamı yaşadılar. Buradan geri çekildiler. Fark ettiyseniz birkaç gün önce kırmızı böyleydi. Tamamen evet, yapışmış, çok genişti, bağlanmıştı. Sonra buraya boşalttılar. Geri çekildiler. Bir de burada Han Yunus'ta bir ilerleme kat ettiler. Yine onu da geri çıkmak zorunda kaldılar. Şimdi o askeri tertiplerini söylemiyorum ben. İşte, bak burada yok. Diyor, hani haritadaki anlayacağımız olay şu. Şu bölge. Geri plandaki şu işaretlenmiş cephe alan gerisi, değil mi? Benim bir askeri bölgemdir diyor. Yani burada her türlü askeri manevra, her türlü askeri tertiplenmeyle ilgili tedbiri alırım. Ve buradaki bu bölgede benim için askeri bölgedir demeye getiriyor. Buraları da sivillerden arındırdılar mı? Evet. Yani şu mavi taralı yeri. Tamam, boşalttılar. İşte onu zaten beyanı veya ilanı olarak bunu yapmış ama zaten bana göre İsrail'in esas şeytani aklındaki ve beynindeki bütün Filistin, bütün Gazze askeri bölge ve yürüttüğü harekatı şu an böyle meşru zemine oturtturarak ileride bir hani hukuk işlediği takdirde kendini aklayacak, kurtaracak hamleler. Ama buna gelene kadar senin verdiğin o kadar çok açık, o kadar çok falso var ki onun altından nasıl kalkacaksın? 1-2 bin değil, 10 bin sadece ele geçen. Bunun en az 2'si de daha enkaz altında, yerin altında var. Dolayısıyla İsrail bana göre işin sonunu gördü. Neticede bir bedel ödeyecek bu işin sonunda. Bu böyle gitmeyecek. Amerika, hani az önce İsrail'e baskısından bahsettik. Amerika'ya baskı yapan ne? O öyle insan, insan sevgisi veya işte insani duygularla hareket etmiyor ki. O da tepeden yediği baskıdan dolayı alta güttüğü yapıya baskı uyguluyor. Bir yerden durmamız, dönmemiz lazım. Nasıl olacak diye. Şimdi, peki kim nasıl dönecek? Bir haritanız daha vardı. Yani o savaş gemilerinin Kızıldeniz'de, Akdeniz'de konuşlandığı bir haritamız. Yani oraya geçmeden İsrail, aslında bunu bir anlatın birazdan. Şöyle şimdi anlatalım. Yani bunu anlattık da İrfan hocamın konusuna da geçiş yapalım. Yani dedin ya kim nasıl dönecek diye. Amerika'nın aklında 3-4 tane şeytani plan var dönüş için. Birini sen çok güzel özetledin. İşte burada bir başka bir rejime, bir siyasi kadroya yerin teslimi ki o Hamas, düzeltiyorum Mahmut Abbas ve onun üzerinden bölgenin siyaseten idaresi. Bu Amerika ve İsrail için bir kurtuluş. Niye? Mahmut Abbas zaten Batı'nın baştan beri hep desteklediği ve bugün Filistin halkında zerre karşılığı olmayan aparat haline gelmiş biri. Bitti. Hatta benim Emlakçı Abbas diye de taktığım lakap. Niye o lakabı taktık? Blinken'e söyledi. Blinken'e sana ev verelim buradan dedi. Gerçekten de öyleymiş. He. Ördüğünde bir sürü emlağı var. Kimin? Mahmut Abbas'ın ve oğlu. Vardır, ben şaşırmam. Bir sürü. Ürdün'de. Ürdün'de. Filistin'de almıyor. Ha. Kendi evi mi var? Onun şatosu Kral Abdullah kadar zengin ve büyük. Ya. Ben yani şaşırmam. Yani çünkü kurduğu ilişkilere ve gittiği yola oğlu bakarsan oğlu kimin ortağıdır? He? Oğlu. Mahmut Abbas'ın oğlu Yasir. Arael Sharon oğlu Omri Sharon'la ortaktır inşaat firmasında. Yerinden kaynak. Bitti. Bilgisi. Yok, gerçi bu biliniyor. Arael Sharon'u Omri Sharon bir başka katil. Mahmut Abbas'ın ya hepsi katil sülale. Mahmut Abbas'ın oğlu Yasir ortaktırlar. Hem iletişim şirketleri var hem de inşaat firmaları var. Bunlar yani, Filistin'le alakası yok. Bitmiş. Böyle dengeler de var. Yok öyle bir şey. Zaten denge buna kuruldu. Şimdi Amerika'nın şeytani planı bir. Sürgün. Nereye? Mısır'a. Sina. İnsani kamp. İşte göçmen kampı. Biz sizi burada barındıralım. Siz burayı boşaltın. İsrail rahatlıkla girsin bölgeye. Bir süre sonra mecburen vatandaşlık da verirsin. Mısır veremez. Birinci plan bu. Mülteci kimliği verir. İki. Buraya bir uluslararası güç girsin. O güç
bölgeyi dizayn etsin. İsrail onu diyor şu an. Nasıl? Bugün onu diyor İsrail. Bu en çok de konuşulan konu bu. Ve uluslararası güç bölgede barışı sağlasın. Ya siz yani gerçekten akıl yoksunuzsunuz ya. Böylesi güç çatışan tarafları ayırmaya gelir. Örnek Birleşmiş Milletler'in... Bir barış gücü gibi değil ama diyor ki yönetimi sağlasın Avrupa ve Amerika'dan. Kendisi yapamadığı dünya yapmasını istiyor. Buradaki insanların kendi arasında bir husumet yok ki sen öyle bir güce ihtiyaç hissediyorsun. Evet. Esas bela Tel Aviv. Esas sorun orada. Netanyahu hükümeti. Evet. Ve ne maksatta söylüyor bunu? Aklınca diyor ki o 3 kuruşluk aklıyla Amerika. Ya burayı diyor cebren diyor işgal edemedik. Bomba hiç para hileyle etmedi. Legal yollardan işgal edelim. Hileyle işte. Yani. Buraya bir çekiş güç Irak'ta aynısını yaptı. Benzeri bir yapı adına da uluslararası güç koyalım. Karşılık bulur. Uluslararası gücü getirir buraya yerleştiririz. Buradaki coğrafyada kim Hamas'ın gerçek gücü kim değil onları zaten elinde muhakkak istihbari bilgi vardır. Onları tek tek ayıklarız. Daha sonra deriz ki ya burada artık barış ve huzur hasıl olmuştur. Artık burayı bir sivil yönetime devretmenin zamanı geldi. Gel bakalım Abbas. Buyur alan senin. Filistin halkını yönet, idare et. Bu iş bitsin. Plan buna kurulu. Ve şimdi 91 Körfez Harekatı. Benim de bilfiil katıldığım süreçte aynı tezgah oynadı Amerika. Irak'ı işgal ederken çekiç güç dedi. Burada adı uluslararası güç, orada da çekiç güç. Tabii. Bayılır böyle kelime oyunlarına. Birleşmiş Milletler bile olsa güvenir. Ya asla güvenmem de hani yani İsimdeki maskelemeyi söylüyorum. Tabii. Çekiş güç diye gelen güce ben alanı teslim ettim. Gele gele %80 Amerikalı, %10'u İngiliz. Lütfen hani adı geçsin diye de 3-5 İtalyan, Alman, Fransızın olduğu bir güç. Kağıda bakarsan ülkeler bir araya gelmiş. İsrail İnsanlık için ayağa kalkmış. Ama sahaya bakarsan madem tam plan tersi. Böyleydiyse Akdeniz'de konuşlanan uçak gemileri, pek İngiltere'nin büyük filoları, işte donanmaları Kızıldeniz'de. O zaman ilk günde Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ya ilk uçak gemisi gelince Eisenhower. O ayrı bir perde. Hayır, ona bir gelin. Çünkü dedi ki senin oraya neden gel? Ne işin var orada dedi. Yani oraya Hamas'la mücadele için gelmediği açık o zaman. Ben sana tuzağın İsrail bugün birazcık anlat. Daha o resim netleşmiş de durumda. Biraz ben buradaki planda sana Filistin-İsrail bacağını anlattım. Şimdi bahsettiğin ikinci bacak Anadolu. Oraya gelmeden bir Ata'ya bakalım mı? Bakalım. Bir gelişme var mı? Ata. Heronlar uçmaya devam ediyor. Az önce uçuyordu Merve. Şu an itibariyle bir sessizliğin hakim olduğunu gözlemleyebiliyoruz ama hani ne zaman böyle desek yanımızdan bir topçu birliği atış yapıyor. Yani birkaç dakikadır bir sessizlik hakim. Sadece Heron'un sesini duyduk. Siz konuşurken de savaş uçağı iki bomba bıraktı ama yine kuzey kesimler hedef alındı. Şu an itibariyle bir sessizlik hakim. Ama önümüzdeki dakikalarda ne olur bilmiyoruz. Kuzey her daim hareketli. Siyasi ya başkan. Ata çok teşekkür ederiz. Şu an için bir hareketlilik yok. Her onların uçuşu devam ediyor dedi. O haritayı açalım mı? Bir Akdeniz'i gördüğümüz, Kızıldeniz'i gördüğümüz o haritayı. O zaman en ilk günlerden beri konuştuğumuz bu uçak gemileri, bu koca koca filolar, donanmalar buraya niye geldi? Çünkü öyle bir ilerlemiş durumda ki artık İsrail'in savaş gemileri Kızıldeniz'deydi. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin gemileri de Kızıldeniz'de şu an. Ve Akdeniz'de de artık Fransa'nın bir gemisi var. İngiltere bir gemisini göndermişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir denizaltı ama nükleer denizaltı deniyor da bu nükleer enerjiyle çalışan denizaltı mı gönderdiği yoksa nükleer silah kapasitesi olan bir denizaltı mı? Benim bildiğim nükleer silah kapasitesi nükleer olan, silah kapasitesi olan denizaltı. Tamam, ona bir açıklık yanlış getirelim. Senin o dediğin yanlış hatırlamıyorsam uçak gemileri için geçerli. Nükleer enerjiyle çalışıyor. Hatta sınırsız görev yapma kabiliyetine sahip. Ama şu var. Benim aldığım yani sahada edindiğim bilgi Amerika'nın buraya getirmiş olduğu uçak gemilerinde biliyorsun sadece tek başına gemi gelmiyor. Beraberinde görev grubu diye adlandırılan tabii. Denizaltıların, işte uçakların, fırkateynlerin, destroyerlerin olduğu bir görev grubu var. Bunu gemiyi açıktan ve uzaktan korumak maksatlı. Tabii. Oradaki denizaltılarda da gene benzer kabiliyet var. Dolayısıyla burada aslında Amerika'nın bu bölgeye göndermiş olduğu o nükleer denizaltı gönderiyorum masalı el yükseltme hikayesi. Kime karşı? Rusya'nın o söylemine karşı. O zaman İsrailli bakanın gerekirse nükleer silah kullanırız söylemi de mi öyle? Elbette. Hayır, İsrail'de durum farklı.
Mesela burada karşılıklı bilek güreşi, pazı gösterme veya birbirini sınama. Ama İsrail'in o itirafı aslında aklındaki o gerçek şeytani fikrin itirafı. Tabii. Çünkü İsrail hani şurada bakın hiç bunu kimse şüphe etmesin. Bu şekilde umarsız olmaya devam ederse dünya gözünü kırpmadan kimyasal silah kullanır. Fosfor ispatı daha beterini kullanır. Gözünü kırpmadan buraya atom bombasını atar. Japonya örnek. Ya buraya atom bombası küçücük bir toprak parçası. Hiç önemli değil. Hiç kendi toprakları. Öldürmekten zevk alan bir şeyi konu. Yani atom bombası tabii işin bana kimyas, göre tehdit yani kısmı da. Kimyasal kullanılıyor. Atom bombası işin tehdit kısmı zaten. Da. Burada bir kimyasal silahı gözünü kırpmadan etki kullanacak İsrail daha geniş bir kere görmemizde fayda var. Ama tabii bu İsrail'in kendi sahası. Ama Amerika'nın fikri bambaşka. İsrail'le birlikte buraya çok maksatlı gelen bir Amerika, işte Doğu Akdeniz'deki enerjinin eşkıyalığını yapmak, korsan mantığıyla buraya çökmek, İsrail üzerinden buradaki o kaynaklara ulaşmak, aynı zamanda Çin'i dengelemek, aynı zamanda Türkiye'yi bu Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden ve aynı zamanda Irak ve Suriye'deki operasyonlardan vazgeçirmek. O kadar çok maksatta geldi ki Amerika buraya. Ben hep söylüyorum, buradaki şu kirli planın esas senaristi Amerika. Onun üzerine kuruldu bu oyun. Ve Netanyahu'nun tek söylediği doğru. Haberim yoktu benim böyle bir saldırıdan diyor ya, bana bilgi vermedi istihbarat diye. Evet, ben ona inanıyorum. Burada tuzağa düşürüldü. Çünkü Amerika'nın buraya bu tuzağı kurarken ve geldiğinde hedeflerinden biri Netanyahu'nun tasfiyesiydi. O kendi içindeki ilişkiler onları ilgilendirir ama ben burada işte Gazze'yi Çinlere vermesi, Amerika'ya zaman zaman böyle efelenmesi, iç işlerimize karışamazsınız demesi, aynı zamanda Ukrayna konusunda Amerika ile tezat bir siyaset izlemesi gibi birçok başlığı incelediğinde Netanyahu Amerika açısından acilen tasfiye edilmesi gereken bir siyasi kimlikti. Ve o tuzağı bu nedenle Netanyahu'nu da bu işin içinde dahil ederek kurdular. Ve dikkat et, bir kampanyadır gidiyor Netanyahu'ya. İşte onun yüzünden İsrail bu saldırıyı aldı. Onun yüzünden İsrail şu an ayaklar altında, itibar anlamında en dip seviyeyi yaşıyor ve Netanyahu bir an önce gitmeli. Hikaye buna kuruldu. Amerika'nın buraya geliş maksatlarından dediğim gibi biri bu. Diğeri harekatlar, Anadolu, Doğu Akdeniz, Çin'i dengeleme, Rusya'ya ayar verme ve Amerika bunları yaparken hiçbir tepki almayacağını zannetti. Ama yani Çin ilk defa askeri alanda ben de geliyorum diye gemi yollayacağını ifade etti. Orada. İlhan Hoca'yı da dahil edelim bu sürece. Hocam Çin buyurun. Şirketlerinin mesela. Haifa. Haifa'yı sonra şey yaptılar. Çok geri verdi ama Ashdod kaldı. Tabii Ashdod kaldı mesela. Şimdi burada mesela kara tablo. Öyle vereyim hocama sözü. Tamam. Bakın şurada Rusya'nın asırdır hayalini sürdüğü bir deniz ve hava üssü var. Şimdi burada Rusya Kuznetsov uçak gemisi 2017'de bakıma götürdü yukarıya. Ve şu an boş. Rusya dedi ya, Kinzhal'ın hedef içindesin. Tehdit değil ama sadece bilgi veriyorum dedi. Bir de alay edercesine. Şimdi ben Rusya'dan şöyle bir hamle bekliyorum. Kuznetsov uçak gemisini gönderdim Laskiye dediği an hemen iki tane Rusya ve Amerika'nın karşı karşıya geldiği iki uçak gemisi. Gerisini siz düşünün. Yani Doğu Akdeniz'de duyanın geldiği bir coğrafya oluştu maalesef. Bu arada Rusya'da da şöyle bir tartışma varmış. Onu da söyleyeyim ben size. Ukrayna Savaşı'ndan dolayı biz bir ağırlığı şeye verdik, Karadeniz'e verdik. Biz Doğu Akdeniz'i biraz boş bıraktık diye bir tartışma varmış. Rusya yeniden kendi Akdeniz'de içlerinde kuvvetlerini tahkim etme, güçlendirme yönünde bir tartışma içindeymiş şu an. Yani çünkü bu biliyorsunuz Rusların da limanı var Suriye'de. Donanmasının olduğu. Biz askeri Tartus. Gücü var. Tabii Tartus Limanı. Ben ondan sonra Ukrayna Savaşı sonrasında biz biraz oraya yoğunlaştık diye. Şimdi peki Amerika Birleşik Devletleri her gün bir açıklamayla sanki İran'ı meseleye dahil etmek istiyor. Ya da az önce siz dediniz ya. Oraya bak gel. O konuda fikrinizi merak ediyorum ama önce İrfan Hoca'nın fikrini. Yani ne yapmaya çalışıyor? İran'dan hiç ses çıkmıyor. İtibarsızlaştırmaya mı çalışıyor? İran'ı bu süreçte bak bir şey yapamazsın mı diyor. Kışkırtmaya mı çalışıyor? Mesela Donald Trump'ın açıklaması tek başına ne anlam ifade ediyor? İşte bizim üstlerimizi vuruyorlar, her an karşılık verebiliriz açıklaması İran'a. Ne anlama geliyor bu süreçte? Bu kadar uçak gemisi varken, bu kadar denizaltısı varken Akdeniz'de, Kızıldeniz'de
Sizce İrfan Hocam? Yani şimdi belki Donald Trump'ın açıklamasından başlamak lazım. Şimdi Kasım Süleymani 2020 yılı Ocak ayında bir drone saldırısıyla öldürüldü. O operasyonu mu kastetti? Onu kastediyor. Yani drone saldırısı ama yerle bir ettik, mahvettik onları. Biz bunun karşılığını almak zorundayız. Size vermek zorundayız anlamında o Süleymani. Tabii ona karşı işte İran 18 Amerikan'ın üstüne saldırı düzenledi. Fakat Trump bugün dedi ki bunların hiçbirisi isabet etmeyecek, rahat uyu. Bu şekilde mesaj aldım dedi. Bu doğru olabilir ama öte taraftan şu da doğru. Yine o günlerde bugün biraz baktım. O günlerde acaba bu Kasım Süleymani'ye karşı böyle suikast timlerini Amerika'ya yönlendirerek Trump biraz tedirginde olmuş. Acaba bana karşı bir suikast tertiplenebilir mi diye. Ama genel olarak baktığımızda ABD ve İran'ın birbirlerine karşı bu bölgede kamuoyu baskısını ortadan kaldıracak şekilde birbirlerini kullandıklarını görüyoruz. İran, 79'daki İran devriminden sonra, Hümeyni devriminden sonra işte Müslüman dünyayı uyandırma, büyük şeytan, İsrail karşıtı propagandasıyla belli bir süre etkili oldu. Fakat daha sonra şu ortaya çıktı. İran aslında İslam'ı acem çıkarları için, yani İran'ın ulusal çıkarları için İslam'ı bir araç olarak kullanıyor. Bugünkü İran'ın durduğu nokta bu ihtilafta temelde kendi çıkarlarını koruma. İran nükleer güç haline girmeye çalışıyor bu konuda. İran'ın nükleer tesislerinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimini öngören bir anlaşma yapılmıştı. Fakat Trump bu anlaşmadan Amerika'nın çekilmesini sağladı. Şu an itibariyle bir denetim yok. Ve İran bu süreyi Pakistan gibi bir nükleer güç haline gelmek için kullanıyor. Bu sebeple İran'ın kendisi çatışmaya dahil olmak istemiyor. Evet. Kendisinin nüfuz içinde olduğu işte Lübnan'daki Hizbullah'ı, Suriye içerisindeki İran destekli paramiliter grupları da aslında kontrol altında tutuyor. Yani lokal çatışmalar oluyor fakat buradaki Hamas boyutunda bir karşı saldırıyı göremiyoruz. Ne kadar savaşçısı var Hizbullah'ın? 2021'de Nasrallah 100 bin savaşçı olduğunu söylemişti. Bu rakamı abartılı bulanlar oldu. Bunun yarısı bile olsa eğer Hamas ölçeğinde bir direniş ortaya koyarsa, İsrail hedeflerine yönelik bir saldırı başlatırsa artık şunu söyleyebiliriz. 5. Arap-İsrail çatışması başladı. ABD işte bunu istemediği için siz zaten yayın başında söylemiştiniz. Uçak gemilerini gönderdi. Kesinlikle. Bir anlamda caydırıcılık sağlamak için. Yani İran'a ve bu meseleye bir şekilde teşne olabilecek Arap rejimlerine ben buradayım. İşte bu kendinize dikkat edin, savaşa müdahil olmayın. ABD lokal tutmak istiyor. Yani bu savaşı Hamas-İsrail savaşı olarak sınırlandırmak istiyor. Onların medya organlarına baktığımızda hiçbir zaman bir katkı hocam. Filistin-İsrail savaşından bahsetmiyorlar. Hep Hamas-İsrail savaşından bahsediyorlar. Onu da açarsanız sevinirim. Bir parantez benim düşüncem ek olarak buraya ek olarak az önce komutanımızın söylediği mesele. Olur da bölgeye yayılır ve benim Suriye'deki çıkarlarım işte o Suriye'de kurduğum terör yapılanması ki bu oyunu bozacak ülkelerin başında Türkiye geliyor bu planı. Amerika ve İsrail'in bölge planını. Türkiye'nin operasyonu başlamıştı. Bu noktada Türkiye'yi de baskı altına alayım diye bir ek şey olduğunu düşünüyorum. Yani kısmen dolaylı olarak ama Amerika da pekala biliyor ki bu bölgede bu bahaneyle gittim bölgede de Türkiye. Kalayım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işte uçak gemileri, filoları bu bahaneyle gittim şu an İsrail bahanesiyle. Bölgede de yerleşirim. İşte Kızıldeniz'de de kalırım. Yani Doğu Akdeniz jeopolitiği açısından da mutlaka önemli. Biz 10 gün öncesinde İMEK'i konuşuyorduk. İşte Hindistan'dan batıya giden, Avrupa'ya giden ticaret yolu. Nereden geçiyor? Doğu Akdeniz'den geçiyor. Süveyş'i de devre dışı bırakıyor. Bugün Süveyş'i de konuşuyoruz aslında. Yani Sina nerede? Süveyş'in hemen doğu tarafında. Ondan sonra böyle bir ticareti etkiliyor. Yani aynen öyle hocam. Aynen Sina Yarımadası'nın doğu tarafında. Ya yani birçok etki var ve Doğu Akdeniz jeopolitiği Amerika etkisini arttırmak istiyor. 67'den 1979'daki Camp David'den sonra boşaltma da 2 sene sürdü. 81'e kadar burayı 67'den İsrail işgal. Bu üçgeni işgal etti. Tabii.
Şimdi buradan nasıl bir çıkış olur? Belki öyle bir yani bir tespit yapalım. Nasıl şimdi bu Aksa tufanıyla başlayan çatışma bundan sonra nereye evrilecek? Bundan sonra ne olur diye bir çıkarsama yapalım. Hı hı. Bulgularımızı Coşkun Hoca da katılırsa eğer yani böyle parmakla sayalım. Yani birinci olarak yani İsrail batağı saplandı, Gazze'yi işgal edip orada kalamaz, kara harekatı yapamaz. Buradaki nüfusu Sina'ya sürme, Ürdün'e sürme bunlar ham hayal. Bunlar olmayacak, kesinlikle olmayacak. Çatışma nasıl sona erecek? Yani Hamas'ı elimine etme, ortadan kaldırmayı bir hedef olarak ortaya koydular. Bu da pratikte ama başarılacak Hamas, bir şey değil. Hamas nedir ki? İşte, yani Hamas aslında direnişin ruhu. Yani şimdi, Hamas'ın 1-40 bin tane askeri kanadı var. Doğrudur da 30-40 bin. Ama bir taraftan siyasal parti. Toplumda resmi bir ordu değil. Hamas'ın bir tanımı yok. Hayalet ordu diyor. Yüz binlerce, milyonlarca Filistin'in desteklediği bir hareket. Askeri kanat. Bir siyasi hareket. Savaşanlar askeri kanat. Diyor. Ama Hamas bir siyasal parti. Bir siyasal parti. Siyasal parti. 2006 seçimlerinde %66 böyle 70'e doğru bir rakam mı da yakaladı. Şimdi çıkış yolu ne olacak demek ki bu ihtilafta? Bence ABD bundan sonra İsrail üzerinde baskı kuracak. Bir ateşkes baskısı. Bunu dün Hakan Fidan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde Hakan Fidan'la görüşmesinde de net olarak gördük. Yani aslında yavaş yavaş insani aralar İsrail'e bir ateşkes baskısı olarak önümüzdeki dönemde yansıyacak. Hemen ikinci aşamada peki buradaki Amerikan, buradaki İsrail askeri varlığı kuşatma nasıl bir sona doğru evrilecek? Kafalarındaki düşünce burayı böyle Hamas'ın iktidar olamayacağı bir yapıya İrfan doğru hocam, bir saniye virgül koyabilir miyim?